Oteller her gün birçok insanın kaldığı yerlerdir. Ancak bu mekanların tamamı temizlik konusuna yeterince ilgi göstermez. Buralarda iş işten geçene kadar fark edemeyeceğiniz tahta kuruları ve başka böcekler olabilir. Yani aslında otele varır varmaz çantalarınızı açıp kıyafetlerinizi çıkarmamalı ve onları raflara, özellikle de yatağa koymamalısınız. En akıllıcası çantalarınızı önce banyoya koymak ve sonra odada sinir bozucu böcekler olup olmadığını kontrol etmek olacaktır. Bütün kilimleri, yumuşak mobilyaları, yastıkları ve böceklerin yaşayabileceği diğer yerleri kontrol edin. Bütün kontrollerinizi yaptıktan sonra çantalarınızı banyodan çıkarıp eşyalarınızı çıkarın. Banyo eşyalarınız için en güvenli yerdir. Çünkü orada hiçbir böcek hayatta kalamaz ve doğal olarak hiçbiri de eşyalarınızın içine siz fark etmeden sızamaz. Bu arada yatağın üzerindeki yorgandan da içeri girer girmez kurtulmanız iyi olabilir. Her ne kadar çarşaflar düzenli bir şekilde temizlense de yorganlar aynı ilgiyi görmez. Bazı oteller bunları haftada bir yıkarken bazıları hiç uğraşmaz bile. Aynı durum yatak takımı içinde geçerlidir. Birçok kaliteli otel çarşafları gündelik olarak değiştirir ama çoğu ucuz otel yastıkları ve yatak takımını misafir çıkış yaptıktan sonra değiştirmez. Otelinize vardığınızda yeni bir takım yastık kılıfı istemek kesinlikle iyi olur. Ayrıca banyoda bulabileceğiniz o bardaktan bir şeyler içmemeniz de daha akıllıca olacaktır. Çünkü çoğu bardak düzgün temizlenmez. Bazı çalışanlar bardakları tertemiz göstermek için dezenfektan veya mobilya cilası bile kullanır. Otellerde neden lastikli çarşaf kullanılmadığını hiç merak ettiniz mi? Her ne kadar rahat olsalar da otel kullanımı için uygun değillerdir. Çarşaflar buralarda evde değiştirdiğinizden çok daha sık değiştirilir ve lastik de hızlı bir şekilde eskir. Ayrıca lastikli çarşafların alışverişi de zahmetlidir. Çünkü her iki yatak türü için de ayrı ayrı alınmaları gerekir. Her çift kişilik yatak için iki tane standart düz çarşaf almak daha kolaydır. Konu çarşaflardan açılmışken otellerdeki yatak örtülerinin ve havluların neredeyse her zaman beyaz olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun ilk sebebi tabii ki sağladığı kolaylıktır. Her şey beyaz olduğu zaman hepsini aynı anda çamaşır suyuyla yıkayıp olası her lekeden kurtulmak kolay olur. İkinci sebep ise müşteri memnuniyetidir. Anketlere göre insanlar beyaz rengi lüks ve taze bir renk olarak gördüklerini ve ziyaretlerinin daha keyifli geçtiğini belirtiyor. Bir internet sitesinde otel odası için sıra dışı derecede çekici bir fiyat görürseniz dikkatli olun. Bu fiyata mecburi tesis fiyatı dahil olmayabilir. Bir oda için önden ödeme yapma seçeneğiniz varsa buranın toplam fiyatını en sonda görürsünüz. Rezervasyonu yapmadan önce listede ilk gördüğünüz fiyat, ek ücretler ve tesis fiyatı eklenmeden hesaplanır. Ödemenizi otelde yapmaya karar verirseniz çıkış yapmadan önce sizi bir sürpriz bekliyor olabilir. Dolayısıyla her zaman faturayı iyice okuduğunuzdan emin olun. Birçok otelde bu garip şeyi görmüş olabilirsiniz. Banyolarda bir telefon vardır. Özellikle de tuvaletin yanında. Bunun AAA tarafından 4 yıldız almak için bir zorunluluk olduğunu öğrenmek sizi muhtemelen şaşırtacaktır. Bir yandan da bu uygulama mükemmel derecede mantıklıdır. Diyelim ki ıslak banyoda kayıp düştünüz. Bu durumda bir telefon yardım çağırmak için kullanışlı olabilir. Banyolara dönecek olursak, oteller genelde odalara lavabo pompası koymaz. İşin aslı, sizin odaya ilk giren insan olduğunuz hissini yaratmaya çalışırlar. Bu bir konfor meselesidir ki bu da her saygın otelin başlıca kaygısıdır. Üstelik odada lavabo pompası bulunması, anketlere göre insanların odada daha önce tuvalet sorunu yaşandığını düşünmesine neden oluyormuş. Anlaşılacağı üzere bu da otelin imajına katkıda bulunmaz. Otel kartınızda bir manyetik şerit varsa onu telefon ve cüzdanınızdan uzağa koyduğunuzdan emin olun. Sorunun kaynağı kartların üst üste tekrar yazılmasında ve bu süreci kolay ve hızlı kılmak için tasarlanmalarında yatar. Yani tıpkı telefonunuzdaki gibi oldukça güçlü bir mıknatıs kartınızı silebilir ve odanıza geri giremezsiniz. Otel size mutlaka yeni bir kart verecektir ama bu durum yine de gereksiz zahmetlidir. Birçok otel ödeme aracı olarak yalnızca kredi kartı kabul eder. Odanızı kartsız doğrudan tutamaz veya mekanın sunduğu ödemeli hizmetleri kullanamazsınız. Bir oda tutmak, otel ziyaretinizin yalnızca ilk adımıdır. Tatiliniz ya da iş geziniz esnasında çıkışta ödemesini yapacağınız mini barı ya da diğer ödemeli hizmetleri kullanabilirsiniz. Banka kartınızda bütün harcamalarınızı karşılayacak para yoksa otel sizden parasını dava yoluyla almak zorunda kalabilir. Ancak ödemenizi kredi kartıyla yaparsanız bütün ek masraflar banka tarafından karşılanır ve herkes mutlu olur.
Giriş ve çıkış saatlerinin sabitlenmesinin amacı sizin sinirinizi bozmak değildir. Bunun sebebi sizden önceki misafirler halen içerideyken odaya dalmanızı engellemek ve otel çalışanlarının odayı sıradaki misafir için hazırlamasına fırsat vermektir. Bu arada sizin iyiliğinizi düşünen otellerde çıkış saatleri normalde öğlen 11 ila 12 arasında olur. Size kahvaltınızı edip ayrılmadan önce aceleye getirmeden hazırlanmanıza fırsat verecek kadar zaman tanırlar. Birçok otelin yatağa yakın noktalarda prizi olmaması sizce de can sıkıcı değil midir? İşin aslı, buradaki asıl suçlu zamanın ta kendisidir. Dünya üzerindeki birçok otel, cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazlar bu kadar popüler ve yaygın olmadan inşa edilmişti. O zamanlar tabii ki insanlar başucu prizine ihtiyaç duymuyordu ve çoğu otel teknolojideki gelişmeleri yakalayamadı. Bu sorunu yakın zamanda inşa edilmiş bir otele giderek önleyebilirsiniz. Giriş masasına geldiğinizde otel çalışanlarının sizi çoktan tanımış olması olasıdır. Birçok otel, özellikle de kaliteli olanlar, misafirlerinin sosyal medyasında küçük araştırmalar yaparlar. Bu her ne kadar biraz ürkütücü görünse de aslında bu sadece sizin ziyaretinizin daha konforlu olması için yapılır. Girişte size ayrıca önceki misafirlerin kartlarını iptal edecek ve kilidi sıfırlayacak bir başlangıç kartı verilecektir. Ancak resepsiyona saygılı davranmayı unutmayın. Çünkü bazen kaba müşterilere anahtar sildirme numarasıyla ufak şakalar yapabilirler. Bu durumda size iki tane başlangıç kartı verilir. İki anahtar da kapıyı sıfırlar, dolayısıyla ikinciyi kullandığınız zaman ilki bir daha çalışmaz. Diş macunu muhtemelen bir otel banyosunda bulamayacağınız nadir ihtiyaçlardan biridir. Ucuz oteller için siparişi çok pahalıdır ve tıbbi malzeme olarak sınıflandırılır. Lüks otellerse tam tersine odalarında sunmaya layık şıklıkta bir diş macunu üreticisi bulamazlar. Otel çalışanları odaları sıkça temizlemelerine rağmen küçük eşyaları dezenfekte etmek genelde öncelikleri olmaz. Televizyon kumandaları ve telefonlar otel odalarındaki en kirli şeyler olarak kalır. Yani kendinize bir iyilik yapın ve antibakteriyel ıslak mendillerle onları kullanmadan önce silin. Değerli eşyalarınızı güvenlik amacıyla odadaki kasaya koymadan önce bir kere daha düşünmek iyi olur. Otel kilitleri anahtarlar yerine şifre kullanır. Yani otelden birilerinin ana şifreyi biliyor olma ihtimali yüksektir. Bu noktadan sonra da kim bilir başka kimler bu bilgiye erişmiştir. Oteller genelde kapasitelerinin üstünde satış yaparlar. Çünkü rezervasyonuna gelmeyen insan sayısı %10'u bulur. Bu da ayarladığınız odayı alamayacağınız anlamına gelebilir. Otele geldiğinizde başka uygun oda da yoksa bir ihtimalle sizi başka yere transfer ederler. Bu da teknik olarak civardaki benzer bir otelde size yeni bir oda satın alınması anlamına gelir. Otellerde ziyaretçilerin bıraktığı ve yönetimin de bilmenizi istemediği şaşırtıcı miktarda eşya olur. Portekiz'de bir otelde bir çalışan orada bırakılmış bir köpek balığı bile bulmuş. Nasıl oraya geldiğini bile anlayamayan hayvan yaşam alanına sağ salim geri bırakılmış. Çoğu otelin, hatta belki de hepsinin halı kaplı zeminleri vardır ve bunun da birkaç gayet makul sebebi bulunur. İlk olarak sizin güvenliğiniz gelir. Halı kaplı bir zeminde kayıp düşmeniz ahşap ya da fayans zeminden daha zordur. İkinci sebep masraftan tasarruftur. Bozulmuş bir halıyı değiştirmek, odanın bütün zeminini değiştirmekten çok daha kolay ve ucuzdur. Son olaraksa halılar odanın ses yalıtımına yardımcı olur ki buna fazlaca aktif komşularınız varsa minnettar kalırsınız. Daha önce hiç kontinental yani kıtasal kahvaltının ne olduğunu ve neden isminin böyle olduğunu merak ettiniz mi? Bu isim aslında Birleşik Krallık'tan bir adalar topluluğundan gelir ve kıta Avrupa'sında sunulan kahvaltıyı ima eder. Buna hamur işleri, üstüne çeşitli malzemeler konulmuş dilim ekmek, et, peynir, meyve suyu ve sıcak içecekler dahil olabilir.